Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle yine Norveç için çok önemli, hatta hepimiz için çok önemli bir konuyu anlatmaya, tartışmaya da paylaşmaya çalışacağım. Bu da nedir? İşte Norveç'teki aile hayatı, aile yaşantısı. Ama yani bu konuya geçmeden önce bir şey vurgulamak istiyorum. Tabii ki beni takip eden arkadaşlarım genelde genç insanlar, genelde şu an Türkiye'de yaşayan insanlar ve elbette ki Türkiye'deki şu an var olan ekonomik problemlerin, sıkıntıların farkındayım. Hal böyle olunca da genelde tabii buranın maddi yönüyle ilgili bir takım şeyler geliyor. Sorular ya da işte merak edilen konular bununla alakalı oluyor. İşte Norveç'teki ekonomik durum, Norveç'te alım gücü ya da buna benzer, bunun etrafında örgülenmiş konular genelde merak edilen konular. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar, evet diyelim ki ekonomik problemler çözüldü, işte kendi yaşadığınız yerde çözüldü ya da buraya geldiniz, bunları halletmiş oldunuz, ekonomik sorunlar aşıldı ve ondan sonra asıl toplumsal problemleri görmeye başlıyorsunuz ya da toplumla ilgili bir takım şeylere kulak kesilmeye ya da dikkatinizi vermeye başlıyorsunuz. Ya burası nasıl memleket, nasıl adetleri var falan demeye başlıyorsunuz o esas sıkıntılar atlatıldıktan sonra. Ya bence çok önemli konular bunlar. Bence çok üzerinde durulması gereken. Eğer bir hayaliniz varsa, işte buralarda yaşama gibi ya da buralara gelme gibi, mutlaka bunları göz önünde almak gerektiğini düşünüyorum. Göz önüne almak gerektiğini düşünüyorum. Bir aile yapısı, aile yaşantısı, komşuluk ilişkileri falan filan, bunlar hayatımızın tam merkezinde, göbeğinde konular, çok önemli konular. Ben bugün hemen buna değineceğim kısaca bu giriş konuşmasını yaptıktan sonra. Ve birkaç tane istatistikle hemen konuya başlamak istiyorum. Nedir bunlar? Ve onun üzerine örgüleyelim konuşmamızı. 2019 verilerine göre arkadaşlar, burada bir yıl içerisinde 19.855 çift evlenmiş. Ama o yıl içerisinde 9.609 çift de boşanmış. Evet. Ve aynı yıl arkadaşlar, şu anki sayıyı bilmiyorum ama işte 2 yıl önce 10.422 çift evliler ama farklı yerlerde, yani aynı çatı altında değil de farklı evlerde, yerlerde yaşantılarını devam ettiriyorlar. 10.422 çift, yani 21.000 civarında yetişkin arkadaşlar, evliler ama aynı evde yaşamıyorlar. İlginç. Yine 2004 verilerine göre evliliklerin %50.4'ü boşanma ile sonuçlanırken bugün bu %40.9'a, yani %41'e düşmüş. Yani boşanma %10 oranında düşmüş. Yani bu tabii iyi bir durum yani. Çok çok iyi bir durum. 2004'ten 2020'li yıllara boşanma oranları %10 düşmüş. Bu müthiş büyük bir rakam yani. Arkadaşlar son bir şey paylaşıp istatistik. Şimdi ne diyeceksiniz bu, tamam mı? 700 bin arkadaşlar Samboer şeklinde yaşayan yetişkin varmış. 700 bin kişi. Yani bu ne demek? 350 bin kişi Samboer şeklinde yaşıyormuş. Peki Samboer ne? Arkadaşlar evli değiller ama aynı evde yaşıyorlar diyelim. Evet, ben Samboer'den başlayayım hemen konuya. Niçin? Çünkü 700 bin kişi arkadaşlar, zaten 5 milyon 400 bin civarında nüfusu olan bir ülkede, bakın yaşlıları, işte çocukları falan çıkarttığınız zaman geriye zaten çok bir şey kalmıyor. 700 bin yetişkin evli değil ama Samboer. Yani hayat arkadaşım diyelim, yani şöyle, sevgili değiller arkadaşlar bunlar. Sevgili olma safhasını açmışlar. Biz diyorlar evleneceğiz diyorlar. Ama yani bu evliliği hemen böyle pat diye karar vermek istemiyoruz. Aynı evde yaşayacağız. Karı koca gibi hayatı paylaşacağız. Hatta bu insanların çocukları bile oluyor arkadaşlar. Çoğunun çocuğu oluyor yani. Çocuk yapmaya karar veriyorlar ama evlenmiyorlar. Resmi olarak evli değiller. Ev alıyorlar beraber. Evlerini dayıyorlar, döşüyorlar. Beraber yiyip içiyorlar, beraber yaşıyorlar. Tatillere beraber gidiyorlar ama resmi olarak aralarında hiçbir bağlantı yok. Peki neden böyle bir şey tercih ediyorlar? Ben çok konuştum arkadaşlar. Yani bunu söylediğim şeyleri biraz kafadan uydurmuyorum. Tabii ki benim gözlemlerim de var. Benim yorumlarım da bir miktar etkili olmuş olabilir ama o sorumluluğun altına girmek istemiyorlar arkadaşlar. Yani burada gerçekten birazdan bahsedeceğim bireysel yaşam, işte modern
ifadeyle belki individualizm dediğimiz bireyselcilik burada top seviyede arkadaşlar. Hakikaten çok önemli onlar için. Kendi özel yaşantılarından, kendi rahatlarından, konforlarından, o ben merkezcilikten çok fazla ödün vermek istemiyorlar. Bu sambuer yaşam şekli diye bir işte beraber yaşama şeklini ortaya getirmiş ve çok yaygın burada açıkçası. Hani ben kendi fikrimi söylemek istemiyorum. Ben sadece olanları, burada olup bitenleri size anlatmaya çalışıyorum. Çok yaygın, çok yaygın. Yani sambuerim, işte sambuerimle beraber yaşıyoruz falan filan böyle. Çok normal şeyler bunlar burada açıkçası. Bu iyidir, kötüdür, onu takdirinizi size bırakıyorum. Peki bu %40'lık boşanma oranının sebebi ne diye baktığımızda, yine böyle araştırmalarım, sorduğum insanlardan aldığım cevaplar. Arkadaşlar işte bu bireysel yaşam, birinci sebep bu açıkçası. Evlilik de olsa, çocuklarınız da olsa, burada özellikle insanlar ben diyor yani. Önce ben, önce benim yaşantım, önce benim isteklerim, arzularım şeklinde bakınca bir süre sonra bu farklı problemler şeklinde açığa çıkıyor. Ben hani öyle bir sıralamıştım neler diye. Mesela birbirlerinden sıkılma. Düşünsenize arkadaşlar, birbirlerinden sıkıldıkları için insanlar boşanıyorlar. Ya şöyle, yani benim geldiğim kültürde tabii ki biraz fazla lüks bu düşünce yani. Yani senden sıkıldım tamam. Ama işte biz nedir? Biz işte kültürümüzün gerektirdiği şeyler yüzünden, ne bileyim, çoluk çocuğumuz yüzünden belki işte. Bazen ailelerimiz yüzünden, bazen çevre, iş, güç, neyse birçok şey nedeniyle hakikaten katlanabiliyoruz. Bu katlanma bazen ömür boyu bir ızdıraba dönüşebilir. Bazen de sonradan düzeliyor birçok şey, belki devam ediyor evlilik güzel bir şekilde. Bir şey diyemeyeceğim, buradaki insanlar böyle düşünüyorlar. Başka bir sebep işte iletişim bozukluğu, artık iletişim kuramadıklarını, aralarındaki iletişimin bittiğini düşünüyorlar. İşte empati ve saygı eksikliği, farklı düşüncelere sahip olma, farklı hayat felsefesi, farklı dini işte bakış açıları olabilir bu. Farklı kültürlerden evlenen kişiler arasında ilk başta aşk falan filan, sonradan belki yerine yani kültürün ağır bastığı böyle işte anlaşmazlıklara, problemlere bırakabiliyor. Bu tür ayrılıklar olabiliyor. Ve arkadaşlar tabii bunun yanında burada alkol ve madde bağımlılığı hiç azımsanmayacak kadar çok fazla. Bir de bu işin içerisine girince işin içerisinden çıkılmaz hal oluyor ve burada insanlar çok fazla şans tanımıyorlar kendilerine. Ben onu gördüm yani. Tamam diyorlar, o zaman boşanacağız diyorlar. Evlenmeyi çok basit, hızlı bir şekilde yaptıkları gibi boşanma işi de çok hızlı bir şekilde olabiliyor. Peki nasıl boşanıyorlar arkadaşlar? Ya burada boşanmaya karar verdiğiniz zaman işte aynı Türkiye'deki gibi, çok detay bilgiye sahip değilim ama başvuruyorsunuz işte boşanmak istiyoruz diye. Ondan sonra yani bu sizin bu kararlarınızı gördükleri zaman da o zaman tamam diyorlar. Bir yıl o zaman şey yapacaksınız, ayrı yaşayacaksınız. Yani boşanacağım dediğiniz zaman arkadaşlar bir yıl ayrı yaşamayı göze alıyorsunuz. Hani bunun sebebinin de şu olduğunu söylüyorlar. Bir yıl ayrı kalın birbirinizden, birbirinizi görmeyin. Düşünmeye vaktiniz olsun. Belki ileride kararınızı değiştirebilirsiniz, fikrinizi değiştirebilirsiniz diye. Ondan sonra arkadaşlar bir yıl sonra eğer hala fikrinizde herhangi bir değişiklik yoksa boşanma işlemi gerçekleşiyor. Tabii orada bir sürü sıkıntı, bizim memleketimizde olduğu gibi işte çocuk meseleleri. Eğer çocuklar kimde kalacaksa veya işte iş durumuna göre hakim ona artık karar veriyor. Yani biri diğerine şey ödemek zorunda kalıyor. İşte çocukların bakımıyla ilgili, görünmeyle ilgili neyse. Nafaka diyoruz ya biz. Buna karar veriliyor falan filan. O tarafa da artık herkes kabul ediyor yani. Hakim ne karar verirse. Ama tabii burada olan arkadaşlar çocuklara oluyor yani. Olan çocuklara oluyor. 2019 yılında 57.988 potansiyel problem haberi ulaşıyor. Burada hani çocuk esirgeme kurumu diye söylemiştik ya şeyin. Barnevern diye bir kurum var. Oraya 44.131 vaka araştırma altına alınıyor. Bu vakaların %60'ı olumlu sonuçlanıyor. Çünkü bu dediğim gibi bu anlaşmazlıkların, bu problemlerin esas mağdurları her zaman olduğu gibi, tüm dünyada olduğu gibi çocuklar maalesef. 0-17 yaş grubu gençlerin ya da çocukların arkadaşlar %1'i, yani 100 gençten çocuktan bir tanesi
şu an farklı ailelerin ya da koruyucu ailelerin yanında. Bunlar tabii çok sıkıntılı şeyler. İşte modern dünyanın ne diyeyim getirdiği problemlerin sonuçları. Yani ben hep Norveç'le ilgili hep güzel şeylerden bahsettim şimdiye kadar ya da öyle gözüktü. Sanki burada hiçbir problem yok, hiçbir sıkıntı yok. Hayır arkadaşlar, burada çok ciddi problemler, çok sıkıntılar var bence. Özellikle bu aile yaşantısı ve çocuklarla ilgili. Bu çocuklar arkadaşlar Barnevern'le bu problemleri tespit ettiği zaman, çocuk esirgeme kurumu diyeyim yani şimdi tam anlaşılamayabilir. Çocuk esirgeme kurumu burada çok sert kurallarla çalışıyor arkadaşlar. Tavizsiz çalışıyor. Belki de olayın en olumlu taraflarından bir tanesi de bu. Yani çocuklara karşı işlenilen cinsel istismarlar, çocuklara karşı işlenen işte şiddet eğilimleri arkadaşlar kesinlikle cezasız kalmıyor ve en ağır şekilde cezalandırılıyorlar. Ne oluyor tabii? Bu ciddi problemler tespit edilirse arkadaşlar, açıkçası çok gözlerinin yaşına bakmadan çocukları ellerinden alıyorlar. Tabii ki ciddi bir araştırma, soruşturma derken çocuğun eğer o aile içerisinde kalmasına uygun bakılmıyorsa, uygun görülmüyorsa koruyucu bir aileye teslim ediliyor çocuk. Artık yine bu kurumun ya da mahkemenin öngördüğü süre boyunca çocuk orada yaşamaya devam ediyor. Atıyorum biz de bu işi yapabiliriz. Ondan da kısaca bahsedeyim. Yani biz de başvurabiliriz. Biz koruyucu aile olmak istiyoruz şeklinde. İşte gerekli prosedürleri yerine getiriyorsunuz. Tabii ki ailenin hani böyle şartlarda yani böyle sorunlu, sıkıntılı bir çocuğu, sorunlar yaşamış bir çocuğu, çocuğa bakabilecek düzeyde uygun, düzgün, güzel bir aile olması lazım. Yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani polis kaydı olmayacak, evde bağımlılıkla alakalı ya da böyle farklı problemlerin var olduğu bir aile olmayacak. İşte bildiğim kadarıyla 10 yaşından küçük çocuğunuz olmayacak. Çünkü onunla ilgilenmek zorundasınız. Kendi çocuğunuzla özellikle ilgilenmek zorundasınız. Gibi gibi. Ve çok ciddi paralar ödüyorlar arkadaşlar. Yani ne bileyim mesela senelik 350-400 bin kron civarında bir ödeme yapıldığını duymuştum. Çocuk sadece sizinle beraber yaşıyor. Siz de ona kendi çocuğunuz gibi bakıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Evet. Yani bunu yapabilirsiniz. Daldan dala atıyorum biraz ama bu sambuerler yani beraber evli olmayıp da beraber yaşayan insanların çocukları olduğu zaman da arkadaşlar bu işle yakından ilgili bir arkadaşım şöyle anlatmıştı bana. Çocukları oldu mesela anlaşıyorlar kendi aralarında. Anne baba olarak ya ikisinin ismini de kaydettiriyorlar çocuk için ya da işte aralarındaki anlaşmaya göre yine ya sadece baba diyor ki benim çocuğum diyor ya da anne diyor ki benim çocuğum diyor. Hani genelde anne alıyor üzerine ve baba hanesini boş bırakabiliyor yani baba hanesini illa doldurmak zorunda değil babası belli değil babası yok şeklinde neyse. Bu durumda burada karşılaşabileceğiniz durumlardan bir tanesi. Burada arkadaşlar yaş gruplarına göre birçok hani çocuk esirgeme kurumuna bağlı ya da devletin kurumlarına bağlı çocuk esirgeme yuvaları mı diyelim yani Türkiye'de karşılığını bilmiyorum. Burada öyle bir sürü merkez var. Yaş gruplarına göre arkadaşlar. Hatta böyle farklı sorunlara göre de işte ne bileyim alkol bağımlısı olanların kalabileceği ve rehberlik hizmeti destek alabileceği yerler de var. Uyuşturucu bağımlılarının destek alabileceği yerler de var. Farklı psikolojik problemler yaşayan gençlerin, çocukların kalabileceği yerler de var. Ve tabii ki koruyucu aileler de var. Yani bu manada müthiş bir yatırım var arkadaşlar. Hakikaten paradan, imkanlardan hiç sakınmıyorlar bu konuda. Ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki yani bir çocuğun, sağlıklı bir çocuğun yetişmesi için en uygun ortam tabii ki iyi bir aile ortamı yani. Sevginin, saygının, güvenin olduğu bir aile ortamı. Bunun dışında ne verirseniz verin o çocuk maalesef yarım yetişiyor. Duygusal olarak birçok yönden yarım yetişiyor. Bu da çok acı bir durum maalesef. Ya potansiyel bir sorun işte yani. O sorun da tabii ki o çocukla beraber büyüyüp gidiyor. Arkadaşlar burada ilginç bir de gelişme var. Norveçli erkekler özellikle uzak doğulu bayanlarla evleniyorlar. İşte Tayvan, Yeni Zelanda, Filipinler, Kamboçya. O bölgeden arkadaşlar özellikle bayanlarla evleniyorlar. Bunun sebeplerini araştırdığımızda da bazı erkeklerin hakikaten burada eşitlik tam bir eşitlik var arkadaşlar. Yani öyle böyle değil yani. Eşitliği böyle gözünüze soka soka yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Özellikle bayanlar diyeyim. Yani
çocuk bakımından tutun, ev işleri, kesinlikle yani matematiksel olarak diyeyim yani %50-%50 arkadaşlar. Yani erkek de girecek mutfağa, o da yemek yapacak. Erkek de evi temizleyecek. Erkek de işte çocuklara bakacak, ilgilenecek. Yani bayan ne yapıyorsa, hani bizde böyle bir kültürel bir şey vardır böyle. Yani buna karşı çıkabilirsiniz bakın. Ben sadece olayları gördüğüm kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de hani bayanlar biraz daha hani ikisi de çalışsa da hani erkek de bayan da biraz daha böyle bayan ev işleri ağırlıklı hani gündelik işleri böyle yaparken erkek de böyle daha çok dışarıdaki işleri, tamir, tadilat, ne bileyim alışveriş, şu bu işlerini o yapar. Faturaların takibidir, şudur budur, ne bileyim yani. Resmi işlemlerin takibidir böyle. Böyle bir genelde yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama böyle bir şey vardır. Hani bir kültürel bir şey midir bilmiyorum. Böyle bir paylaşım, doğal bir paylaşım var gibi sanki geliyor bana. Ama burada arkadaşlar hayır. Kim, yani dışarıda mı içeride mi hiç fark etmez. %50-%50 yapacaksın. Kadınlar haklarının çok ciddi farkındalar ve birçok kadın burada hani feminist yani tanıdığım kadın hala kadınların haklarını tam olarak alamadıklarını, daha çok yol kat etmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla azımsanmayacak kadar Norveçli erkek de artık bu durumdan bayağı muzdaripler ve boşandıktan sonra ikinci evliliklerini genelde bu bölgeden yapıyorlar arkadaşlar. Hatta ben o kadar çok görüyorum ki bu çekik gözlü yengelerimizi burada. Belki de ileride demografik yapıyı ciddi manada değiştirebilirler diye düşünüyorum burada. Yani ikinci, üçüncü jenerasyonda böyle çok fazla çekik gözlü Norveçli görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Yani bunu da yine sizin takdirinize bırakıyorum. Ama ya çok sevdiğim şeyler de, yani takdir edilesi şeyler de olmuyor değil. Yani çok fazla zaten. Nedir? Aynı çatı altında arkadaşlar ben bayanı tanıyorum ama bunu bir arkadaşım bahsetmişti. Atıyorum bayan Höyre Parti dediğimiz işte sağ partiden ve yönetici yani o partide. Kocası da arkadaşlar işte İşçi Partisi'nden yani tam zıt, tam sol oluyor burada, sol parti oluyor. Ve ikisi güzel güzel yani kaç yaşlarında, 60 yaşlarında falan belki de daha fazla arkadaşlar böyle beraber geçinip gidiyorlar. Yani bu tür şeyleri de hiç kafaya takmıyorlar yani. Aynı çatı altında iki zıt politik görüşe sahip ve orada ikisi de yönetici yani bu partilerde. Yaşayabiliyorlar yani. Bu kadar da açık insanlar aslında. Barna Verne arkadaşlar çok yetkili bir kurum ve çok ciddi sert yaptırımlara uygulamaları var. Çok etkin bir kurum burada. Dünyanın en sert yani çocuklarla ilgili alınmış en sert tedbirlerin, kuralların, kanunların olduğu ülkelerin başında diyebiliyorum Norveç'i. Tabii bununla ilgili ya bunun kökenine de indiğimizde arkadaşlar dünyanın birçok yerinde olduğu gibi maalesef çocukların işte boşanmadan dolayı kaynaklanan sorunlar yüzünden madde bağımlılığı aileler içerisindeki madde bağımlılığı yüzünden ve tabii ki çocuk istismarı konusunda maalesef çok ciddi sıkıntılar var diye biliyorum. Ama dediğim gibi neyse ki hani zür tesellisim diyelim artık bunu. Çok ciddi yaptırımlar var. Yani direkt 20 yıl, 25 yıl arkadaşlar. Çocuk istismarı özellikle. Hiç afları yok yani. Sanal alemde olsun, fiziksel olarak gerçekten olsun. Hiç afları yok bu konuda. Çok ciddi, sert tedbirleri var açıkçası. Arkadaşlar, burada özellikle iki konuya çok dikkat ediliyor. Biliyorsunuz yani insanların farklı tercihleri olabiliyor. İşte burada hemofili diyorlar, lesbi diyorlar. Ya bizde de işte homoseksüellik ya da lezbiyenlik dediğimiz kavramlar. İnsanların arkadaşlar bu tercihlerine karşı inanılmaz bir ayrıcalık söz konusu burada. Mesela göçmenler ilk buraya geldiği zaman arkadaşlar bu konu o kadar sık gündeme getirilir ki. Bakın burada biz işte lezbiyenlere karşı ya da homoseksüellere karşı çok ciddi saygı gösteririz. Bu tercihlerine saygı duyarız. Sizler de bunu yapmak zorundasınız. Bir arkadaşım vardı. Böyle o bir gün böyle ortamda Norveçliler de vardı böyle. Çok gülmüştük böyle. Yani ilk geldiğimizde bize o kadar çok bahsedildi ki bu konu. Hem de resmi makamlarca böyle bahsediliyor bunlar. Biz zannettik acaba Norveç'te yaşayan herkes homoseksüel mi ya da işte lezbiyen mi? Hakikaten öyle bir şeye kapıldım diyor arkadaş böyle. Çok gülmüşlerdi şeylerde.
hayır canım öyle şey mi olur falan filan demişlerdi onlar da. Ama arkadaşlar burada gerçekten yani dizilerde mesela filmlerde, çeşitli sempozyumlarda, çeşitli festivallerde sürekli bu gündeme getirilir ve bu konu hep gündemde tutulmaya çalışılıyor ve bu tür yaklaşımlara saygı gösterilmesi konusu sürekli işleniyor burada. Bununla alakalı bir bilgi paylaşmak istiyorum. 1 Ocak 2009 tarihinde arkadaşlar bu homoseksüel tercihinde bulunmuş insanların ve lezbiyenlerin aynı anlamı ikisi de bilmiyorum ama homoseksüellerin o şekilde evlenmelerine izin veriliyor. 1 Ocak 2009 tarihinde. Bu işi de eski başbakanlardan ve eski NATO başkanı Jens Stoltenberg getirmiş arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Hatta çok ilginçti. Yavaş yavaş konuyu bağlıyorum. Mesela yine Barnevern'le yakın ilişkisi olan bir arkadaşım bahsetti. Evlatlık edinmek isteyen ailelere bakılıyor. Eğer içlerinde homoseksüel evlilik ya da lezbiyen evlilik yapmış aileler varsa bunların biliyorsunuz yani biyolojik olarak, teknik olarak çocuk dünyaya getirme olasılıkları yok. Dolayısıyla bu aileler arkadaşlar evlatlık edinme konusunda öncelik tanınıyor. Bu kadar ciddi anlam bir mevzu burada, önemsenen bir mevzu. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ben tabii ki Norveç'le ilgili olumsuz yönleri de anlatacağım. Anlatmaya devam edeceğim. Hatta var aklımda 3-5 madde var bununla alakalı. Her şey çok çok iyi değil tabii ki burada arkadaşlar. Bu zenginliğin, bu rahatlığın, bu standartların getirdiği sıkıntılar da yok değil. Özellikle bu individualizm dediğimiz bu bireyselci yaşam. Bakın ya bana göre ve birçok konuştuğum insana göre de yani biliyorsunuz bu İskandinav ülkelerinde intihar oranları çok yüksek. Hep sebepleri bunlar arkadaşlar yani. Hakikaten insanın dünya adına bir hedefi kalmayınca her şeyi elde edebiliyor yani. Her şeyi dediğim, ya tabii ki her şeyi değil %100 ama ortalama bir insanın hayal edebileceği birçok şeye sahip olabiliyorlar bu insanlar. Birçok şeyi tadabiliyorlar, birçok duyguyu tadabiliyorlar ve bir yerde artık bunlar bittiğinde artık tadacak, ulaşacak bir şey kalmayınca muhtemelen hayat anlamsız oluyor bir yerde. İşte ne bileyim, yalnız yaşamayı çok seviyorlar. Evler birbirine çok yakın değil. Sadece şehir merkezlerinde falan çok yakın ama mesela böyle mahalle dediğimiz, polenle dediğimiz buralarda böyle evlerin arasında bayağı mesafeler oluyor. Yani bir 500 metre oluyor, 1 kilometre oluyor falan filan böyle. Hakikaten yalnız yaşıyorlar. Tabii bu gençlik döneminde belki çok sorun olmuyor ama yaş ilerledikçe arkadaşlar hakikaten çok ciddi ihtiyaç duyuyorlar. Boşandıktan sonra ki yalnızlık ya da işte eşi vefat ediyor, çocuklar gidiyor evden ama o kadar keyiflerine düşkün ki birçok aile çocuklarını peş peşe yapıp arkadaşlar birer sene arayla, birer buçuk sene arayla yapıp 2-3 tane çocuk büyütüp arkadaşlar hani emekliliklerini ya da orta yaş, çünkü burada 18 yaşından sonra çocuklar evden ayrılıyorlar biliyorsunuz. Gidiyorlar yani bir şekilde. Rahat yaşayalım diye arkadaşlar hayatlarının özellikle son dönemlerini, orta yaş dönemlerini ya böyle uygulamalara gidebiliyorlar. Hakikaten ilginç yani. Saygı duyuyoruz tabii ki. Onların kültürü bu. Ya kolay değil arkadaşlar. Bizim tabii ki sosyal genlerimiz de bunların sosyal genleri çok çok farklı. Hakikaten kültürümüzden çok ciddi etkileniyoruz yani. Çok etkilenmişiz. Burada bir takım şeyleri kabullenmek çok kolay olmadı ama neden kabullenmeyelim ki? Zaten biz burası bizim gerçek memleketimiz değil. Biz buraya geldik işte ve buna mecburuz yani. Onların bu kültürünü kabul etmeye mecburuz yani. Dolayısıyla ben çok biraz zorlandım tabii bu konuyu anlatırken. Elimden geldiği kadar objektif olmaya çalıştım anlatırken. Tabii ki kafama yatan yatmayan yerler var ama bunlar bende kalsın müsaadenizle. Dolayısıyla bu buradaki aile gerçeğini, yaşanılan sorunları, sıkıntıları da sizlerle paylaşmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Umarım bu sosyal yapıyı anlatma adına bilgilendirici bir video olmuştur. Kanalımızı seyredip abone olmanız bizi çok çok mutlu eder gerçekten. Şimdilik başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize bakın. Bye.